Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 31. bölüm. Dünyadan yüz çevirmek. Dünyadan yüz çevrilip yerilmesi hakkında pek çok ayet bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in büyük bir bölümü dünyanın yerilmesi ve dünyadan uzaklaşma konusundaki ayetler ile ahirete hazırlanmaya çağıran ayetlerden oluşur. Çünkü peygamberlerin de gayesi budur. Onlar bu gayeden başka bir gaye ile de gönderilmediler. Buna Kur'an ayetlerinden delil getirmeye de gerek yoktur. Bu konuda bize ulaşan bazı hadis-i şerifleri aşağıda zikredeceğiz. Rivayet edildiği üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir koyun leşinin yanından geçiyordu. Sahabiler bu koyun sahibi acaba bu koyunu niçin böyle attı dediklerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Allah katında dünya bu koyunun sahibinin yanındaki değerinden daha değersizdir. Şayet şu dünya Allah katında sivrisinek kanadı kadar değeri olsaydı bir kafire içecek su bile vermezdi. Dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir. Dünya lanetlenmiştir. Allah rızası dışındaki dünyadan olan her şey de lanetlenmiştir. Kim dünyasını severse ahiretine zarar verir. Kim de ahiretini severse dünyasına zarar verir. Kalıcı olan, fani yani geçici olana tercih ediniz. Her hatanın başı dünya sevgisidir. Zeyd bin Erkam anlatıyor. Ebu Bekir'e Sıddık ile beraberdik. Su istedi ve su ile balı verdiler. Ağzına götürmekten vazgeçti ve ağladı. Arkadaşlarını da ağlattı. Onlar susunca o da sustu. Sonra tekrar ağlamaya başladı. Öyle ki biz ona ağlamasının sebebini soramayacağımızı bile zannettik. Zeyd bin Erkam devam etti. Sonra gözlerini sildi ve ona, ey Allah Resulü'nün halifesi, seni ağlatan nedir diye sorulunca da şu cevabı verdi. Resulullah ile sallallahu aleyhi ve sellem beraberdim. Kendisinden bir şeyi kovuyordu. Ancak ben onun yanında hiç kimseyi göremiyordum. Dedim ki, ey Allah'ın elçisi, yanınızdan kovduğunuz nedir? Şöyle buyurdu. Bu dünya karşıma dikildi. Ona çekil başımdan dedim. Ancak sonra yine geri döndü ve bana, sen beni başından kovdun ama senden sonra gelenler yani ümmetini kovmayacaklar dedi. Ebedi kalacağı diyara yani ahirete inanan bir kimsenin aldanma diyarı yani dünya için koşuşturması ne kadar şaşılacak bir durumdur. Yine rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çöplükte durup gelin dünyayı görün buyurdu ve bu çöplükten çürümüş bir bez parçasıyla eskimiş bir kemik aldı ve işte dünya budur buyurdu. Bu da gösteriyor ki dünya çöplüktür. Bir gün dünya bu paçavraya dönecektir. Dünyadaki gördüğün canlılar da bu kemikler gibi çürüyecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya hakkındaki bir başka hadislerinde de şöyle buyurmuşlardır. Şüphesiz ki dünya tatlı bir yeşilliktir. Allah-u Teala size yeryüzünü devretti ve orada ne yapacağınıza bakacaktır. Dünya İsrailoğullarına beşik kılınıp da önlerine konulunca süs eşyalarına, kadınlara, güzel kokuya ve giyeceklere daldılar. Hazreti İsa şöyle demiştir. Dünyayı ilah edinmeyin ki o da sizi köleleştirmesin. Hazinelerinizi onları zayi etmeyecek olan Allah'ın yanında biriktirin. Çünkü muhakkak ki dünya hazinelerinin başına bir afet gelmesinden korkulur. Allah'ın hazinesinin sahibi için ise bir korku yoktur. Yine Hazreti İsa'nın şöyle dediği nakledilir. Ey havariler topluluğu! Sizin için dünyayı yüzüstü yere yatırdım. Benden sonra ayağa kalkmasına fırsat vermeyin. Dünyanın çirkinliklerinden birisi dünyada Allah'a karşı gelmektir. Yine onun çirkinliklerinden biri de onu terk etmeden ahirete gidilmesidir. Dikkat ediniz! Dünyayı bir geçiş yeri sayınız. Onu imal etmeyiniz ve biliniz ki her hatanın temelinde dünya sevgisi vardır. Bir anlık nice şehevi arzular, uzun kederleri doğurmuştur. Bir başka sözünde de Hazreti İsa şöyle demiştir. Dünyayı sizin önünüze yatırdım. Siz de üzerine oturdunuz. Sakın ola ki orada krallar ve kadınlar sizinle kavga etmesinler. Krallarla dünyada çekişmeyiniz. Çünkü onları dünyalarıyla baş başa bırakırsanız size dokunmazlar. Kadınlardan ise oruç tutarak ve namaz kılarak korununuz. Dünya isteyen olduğu gibi aynı zamanda istenilendir. Dünya ahireti isteyeni ister ki dünyada rızkını tamamlasın. Ahiret ise dünyayı isteyeni ister ki
Ölüm ona gelsin ve boğazından yakalasın. Ebu Musa bin Yesar'ın söylediğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Şüphesiz Allah yaratıkları içinde dünyaya buğz ettiği kadar hiçbir şeye buğz etmemiştir. Zira Allah yarattığından beri ona bir kere bile bakmamıştır. Rivayet edildiğine göre Davut aleyhisselamın oğlu Süleyman aleyhisselam kendisini kuşların gölgelediği, cinlerin ve insanların sağ ve sol yanlarında olduğu halde yürürken İsrailoğullarından bir abide uğrar. Abid ona der ki, ey Davud'un oğlu, şüphesiz Allah sana büyük bir mülk bağışladı. Bunun işten Süleyman aleyhisselam abide şöyle dedi. Muhakkak ki müminin amel defterine yazılmış bir tesbihin sevabı İbni Davud'a yani bana verilen mülkten daha hayırlıdır. Çünkü İbni Davud'a verilen mülk geçici ama bir tesbihin sevabı kalıcıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sizi çokluğunuz oyaladı. İnsanoğlu malım malım der. Halbuki yiyip yok ettiğinden, giyip çürüttüğünden, bağış yapıp geriye bıraktığından başka senin malın var mı ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine buyuruyorlar ki, dünya yurdu olmayanların yurdu, malı olmayanların malıdır. Akılsızlar dünya için mal toplarlar. Onun uğrunda ancak ilmi olmayanlar düşmanlık eder. Anlayışı olmayan ahmaklar dünya için çekememezlik ederler. Ancak yakine eremeyenler ve sağlam imana sahip olmayanlar dünyanın peşinden koşarlar. Diğer bir hadisinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. En büyük derdi dünya olarak sabaha çıkan kimsenin Allah'tan hiçbir nasibi yoktur. Buna göre Allah böyle kimselerin kalbine şu dört duyguyu mutlaka koyar. Ebediyen kesilmeyen gam, ebediyen boş bırakmayan meşguliyet, ebediyen zengin olamayacağı yoksulluk, sonu gelmeyen uzun emel. Rivayet edildiğine göre Allah Adem Aleyhisselam'ı yeryüzüne indirince ona şöyle buyurdu. Harap olacak bina yükselt, yok olmak için doğur. Davud bin Hilal şöyle söyler. İbrahim Aleyhisselam'ın sahibelerinde ey dünya, kendilerine süslendiğin, yapmacık hareketlerle etkilemek istediğin iyi kulların gözünde senin hiçbir değerin yoktur. Çünkü ben onların kalbine sana karşı nefret etmeye ve senden yüz çevirme duygusu koydum. Senden daha değersiz hiçbir yaratık yaratmadım. Senin her durumun ufaktır. Yok olmaya doğru gider. Seni yarattığım günde bir kimsenin elinde devamlı kalmamana hükmettim. Her ne kadar sahibin cimrilik ve pintilik etse de bu hüküm böyledir. Müjdeler olsun gönül hoşnutluğu ile beni kalplerinden çıkaranlara, vicdanları doğruluk ve istikamet üzere olanlara müjdeler olsun. Benim yanında onların mükafatı kabirlerinden çıkarlarken nurlarının önlerinde olması, meleklerin etraflarını sarmasıdır. Bu durum umdukları rahmetime kavuşuncaya dek sürer. En iyisini Allah bilir.